الجهاد شغيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا وفوق كل ذلك الله غايتنا في أن تحر وراء Ya Ali, yetiş ya Hamza. Sizlere karşı çok mahcubuz. Bizler sizlerin ümmetiyiz olsa. Şimdi Gazze'de bomba seslerinden uyuyamayan çocuklar varken bizler burada sıcak yatağımızda seyrediyoruz sadece. Oysa komşusu açken kendi tok yapmayan, Kerbela'da susuzluktan ölen, din için babasından vazgeçen, biz de onlar gibi olamadık. Affet bizi ya Allah, ya Muhammed. Sahip çıkamıyoruz kardeşlerimize, sahip çıkamıyoruz dinimize. Sadece bakıp kalıyoruz öylece. Benim elimde olsa bir... Ayağına bir taş değse, vücutumuza bir iğne batsa bir Müslümanın, bütün vücutumuzun ağrıdığı bir gündür. Allah Resulü'nün sünnetinin, eshabının ve ecdadımızın bize yadigar bıraktığı, bütün dünyadaki bütün Müslümanlara sadece bu Türk milleti sahip çıkmaktadır. Biz dua ediyoruz ki Allah'a, ey Allah'ım, Bedir'de olduğu gibi eğer bu millete bir şey olursa, şu aziz Türk milletine bir zeval gelirse, dünyadaki bütün Müslümanlara sahip çıkacak yeryüzünde başka bir millet kalmayacaktır. Sen bu milleti aziz eyle. Amin. Allah sizden razı olsun ki bu güzel gününüzü bırakıp burada Filistin'deki annelere, Filistin'deki çocuklara, Filistin'deki kardeşlerimize ve dahi bütün dünyadaki Müslümanlara eza ve cefa çekenlere burada tek yürek halinde dua etmeye geldiniz. Allah sizlerin geçmişlerinizden de sizden de razı olsun. Amin. Allah bu millete zeval vermesin. Amin. Allah bu milleti aziz eylesin. Amin. Bu işin kaynağı aslında Abdülhamit Han'ı tahttan indirildiği zaman başlamıştır. Bu millete dört bir yanından hedef alan aralıklarda, ocaklarda, şubatlarda, martlarda bu milletin dört bir yanından böyle hücum etmeleri normal bir şey değildir. Eğer o oluşumlar geçerli olsaydı 50 sene daha geriye gitmiştik. Ey milletimiz, uyanık olmamız icap eder. Dünyada bütün kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler birlik olmuş Müslümanların üzerine yürümektedir. Afrika'daki elmaslara, Türkiye'deki genç beyinlere, Filistin'deki Müslümanlara dört bir yandan sarılmaktadır. Yarın biz de onların durumuna düşmemek için bu millet tekbirle ayakta kalması lazımdır. Onun için şimdi gıyaben onlara cenaze dua namazı kılalım. Ondan sonra bir dua edelim. İlçe başkanımız ve belediye başkanımızın inisiyatifine bırakalım.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vafu anna ve afir lena ve erhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Vafu anna ve afir lena ve erhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikin. Vafu anna ve afir lena ve erhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Allahümme münzilel kitab. Seri al-hisab. Amin. İhsim al-ahsab. Amin. Allahümme ehsimhüm ve ansurna aleyhim. Amin. Ve zelzilhüm. Amin. Ve zelzilhüm. Amin. Ve zelzilhüm. Amin. Allahümme ya mucibel muddarin. Amin. Ve ya sarihal mekrubin. Amin. İkşif anna hemmena ve gammena ve kurbetena. Fe inneke tera ma nezele bina ve bil mü'minine cemi'a. Allahümme astur avratina ve amir revatina bi hakkı ismikel azimil azam. Ve bima akıdıl ızı min arşik. Ve müntehel rahmeti min kitabik. Ve müntehel fazlı fi nebiyike rahme. Allahümme bi hubbi zatike tahassanna ya Allah. La ilahe illallah. Seyyiduna Muhammedun Resulullah hakkan ve sıdka. Allahümme şefihu fina bicahi inneke ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi, dünyanın çeşitli yerlerinde eziyet içerisinde olan ve dahi Filistin'deki çocuklarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız düşmanın çizmeleri altında iniğimini minlemektedir Allah'ım. Onları kazalardan, belalardan, musibetlerden, arazi ve semavi bütün felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, yavrularımızı ana babasına, vatanına, milletine hayırlı evlat ederek onların acılarını ana ve babalarına gösterme Allah'ım. Amin. Ecdadımızın yadigar bıraktığı harici sur ve dahili surdaki Müslümanların mallarını, canlarını, vatanlarını onlara bağışla Allah'ım. Amin. Bu milleti aziz eyle. Amin. Bize yardım eyle. Amin. Bize yardım etmezsen Allah'ım, mazlumların yardımına koşacak bu dünyada başka bir millet kalmayacak Allah'ım. Ey Allah'ım, Filistin'deki kardeşlerimize senin kahhar ismi şerifinle kahrı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Kahrı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Kahrı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Biz huzuruna geldiğimiz zaman benim diğer Müslüman kullarım böyle ölürken, canları, malları, ırzlarıyla imtihan olunurken sen neden yardımına koşmadın diye bizi muhatap tutma Allah'ım. Amin. Bize güç ve kuvvet ver Allah'ım. Amin. Bizim idarecilerimize selahiyet ver Allah'ım. Amin. Onların ayaklarını tökezletme Allah'ım. Amin. Onları daima ileriye bir dünyanın yine efendisi kıl Allah'ım. Amin. Ecdadımızın Osmanlı'nın bıraktığı yerden yine dünyadaki bütün mazlumlara yardım eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el Fatiha. Thank you.
Basmasana diyorlar. Israel!
Aman bırakın, açın orayı ya! Açın orayı ya! Burada bir program yapıyoruz, program yapıyoruz. Ya Rabbim, Ya Rab, bu mübarek gün ve saatte gayet
kabulleri, Yahya yaşları en güzel kabulle kabul eyle ya Rabbim. Evlatlarımızı ve nesillerimizi İslam davası uğrunda yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbim. Ya Rab, Kur'an'ı gönlümüzün baharı eyle, hayatımızın düsturu eyle. Kur'an'la yaşat, Kur'an'la yönet ve Kur'an'la bizleri öldür ya Rabbim. Ya Rab, dualarımızı kabul eyle, kardeşlerimize güç ver, kuvvet ver, hedeflerine isabet ver ya Rabbim. Ya Rab, bu gecenin hürmetine, bu birlikteliğimizin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Dualarımızın kabulü için Gazze şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizin aziz ruhları için İslam davasının yeryüzünde hakim ve hükümran olması için bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Oradan arkasından bir daha geçiyorlar. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Abi şu anda seni mikrofona bağlıyorum. Bütün kardeşlerimiz son durumu merak ediyorlar. Bir son durumu anlat inşallah. Tamam inşallah. Buyur. Sıcağın anında öğlen vakitlerinde buralara geldiniz, kardeşlerimize destek oldunuz. Ankara'da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları burada kendi gücünün yettiğince hakka aykırmak ve Gazze'deki kardeşlerinin yanında olmak için bir oldu, birlik oldu.
Hepinizden Allah razı olsun, güzel programlar organize ettik. Bu meyanda vakıflar, dernekler, siyasi parti temsilcileri burada destekte bulundular. Şu anda da aramızda Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ağabey var. Size kısa bir selam verecek, ondan sonra programımız devam edecek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Konuşmama başlarken siz değerli kardeşlerimi, bacılarımı, büyüklerimi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaç günden beridir iftar sofralarına oturduğumuz zaman lokmalar boğazımıza düğümleniyor ve kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Evlerinde rahat oturmayarak buraya kadar gelen ve desteklerini sunan, kardeşlerine olan sadakatlerini yerine getiren siz değerli kardeşlerimden Allah razı olsun. Allahu Teala cehdinizi ve sayenizi indinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Bu vesileyle birkaç hususa müsaade buyurursanız değinmek istiyorum. Muhterem kardeşlerim, evleviyetle Gazze'de mücahit olan, şu anda cihad eden kardeşlerimizin, biraz önceki kardeşimizin de söylediği gibi dualarımıza ihtiyacı var. Ve bu duaların birlik ve ittifak halinde olması gerekiyor. O açıdan burada birbirimizle kenetlenmek zorunda ve aynı eylem birlikteliğine imza atmak zorundayız. Ve lütfen şu Müslüman evlatlarıyla karşı karşıya gelecek hal ve hareketlerden kaçınalım. Dua iki şekilde olur Müslüman kardeşler. Birincisi fiili duadır, ikincisi kavli dua. Elinde güç ve imkan olmayan biz Müslüman halk elbette kavli dualarımızı yapacağız. Şu anda yapmış olduğumuz da budur. Bizden istenen esasen budur ve onu yerine getiriyoruz. Ama fiili duayı yapacak olan, elinde güç ve imkan bulunan ve Müslüman halk adına iktidar olan Müslüman kardeşlerimize aittir. Ve ben müsaade buyurursanız sizin adınıza diyorum ki Sayın Başbakan, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi. El hak doğrudur. Az bile söylüyor. O halde hükümete çağrıda bulunuyoruz. Fiili duayı yapma mükellefiyeti bulunan ey hükümet, sizden beklentimiz şudur. Madem ki İsrail bir terör devletidir, o halde İsrail terör devletinin bütün konsolosluklarını, bütün elçiliklerini ve buradaki bütün görevlilerini terörist olarak ilan edin. Ve şu Müslüman evlatlarıyla bu halkı karşı karşıya getirmeyin. Kardeşine sahip çık. Hükümet uyuma. Kardeşine sahip çık. Bizim Müslüman halk olarak sizden beklentimiz budur. Şu Müslüman evlatları yönlerini bize çevirmiş. Şu Toma araçlarının yönünü diğer tarafa çevirin. Onlar gitsin. O teröristleri tutuklasın. Ve bu Müslüman halkı provokasyon ilan edin. Bizim hükümete çağrımız budur. Çünkü fiili duayı yapacak olan elinde gücü bulunduran güçtür. Diyoruz ki Kürecik'teki radarları sökün. Sayın milletvekillerinden bizim beklentimiz budur. Bütün ticari antlaşmaları lütfen ilan edin. Ve mümkünse oradaki kardeşlerimize yardımcı olabilme adına herhangi bir şekilde onların işine yarayacak Tel Aviv'in küfrün beynini sarsacak fiili ve somut adımlar atın. Yapıyoruz ve sizden de bunu bekliyoruz. İnanıyoruz ki yüreğinizin içerisinde Gazze'ye karşı olan acılar var. O halde bu acıları artık somutlaştıralım. Elinde güç bulunan siz değerli kardeşlerimizi fiili duanızı yapmaya davet ediyor ve lütfen bu Müslüman halkı, şu Müslüman evlatlarıyla ekmeklerinin derdinde olan, maaşlarının derdinde olan bu Müslüman halkın evlatlarının çocuklarıyla lütfen karşı karşıya getirmeyin. Bunun çözümü budur.
Sizler terörist ilan edeceksiniz bunları ve bu teröristleri bu insanlar eliyle tutuklatacaksınız ya da onların tamamını, hiçbir ferdini terörist, siyonist, işgalcinin kendisiyle organik anlamda ilişkisi bulunan bütün görevlilerini ve yetkililerini def edeceksiniz bu memleketten. Evet, Müslüman halkın beklentisi budur. Biz İslami şahsiyetimizin içerisinde kalarak hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye etmek zorunda, bu mükellefiyeti yerine getirmek zorundayız. Ben bu vesileyle buraya kadar gelmiş, emek vermiş, uykusunu, yemeğinin üzerinden kalkarak buraya kadar gelmiş çok değerli kardeşlerimi ayırt etmeden hepsinden Allah razı olsun diyor ve istirham ediyorum. Hiçbir kardeşimiz diğer kardeşimizi provokatör olarak lütfen suçlamasın. Zira herkesin kalbinde şu anda 6 aylıkken katledilen bebeğin acısı vardır. Bu acıyı anlayamaz. Bu ittifakı, bu ittihadı, bu birliği ve bu vahdeti sağlayamazsak emin olun küfre karşı yeteri kadar tedbir geliştirmiş olamayız. Elbette burada organizasyonu gerçekleştiren kardeşlerimiz var. Allah onlardan razı olsun emeklerinden dolayı ve o kardeşlerimizin yol gösterme ve yönlendirmelerine de istirham ederek uyulması gerektiği kanaatini taşıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abidin Allah razı olsun. Bugüne kadar burada yaptığımız tüm programları istişare üzere yaptık ve istişare üzere yapmaya devam edeceğiz. Size Gazze'den bugün telefon bağlantısında aldığımız bir anekdotu aktaralım. Ondan sonra aramızda Alperen Ocakları'ndan Serkan Tüzgör kardeşimiz var, o da bir selam versin. Ve saat çok ilerledi, programımızı sonlandıralım. Gazze'de biliyorsunuz ki kara harekat öncesinde 3 gencin öldürülmesiyle başlayan süreçte 400'den fazla şehit var. Gazze'deki kardeşlerimiz sokakların dilini bize özetliyor. Şu an doğrudur, şehit düşen her ailenin kalbine hüzün düşüyor. Ama 1,5 milyonluk Gazze şenlik yeri. Her tarafta düğün havası var, her taraf bayram yeri diyor. Bu arada en fazla 30 askerini kaybetmiş İsrail şu an yat havasında ve evlerinden çıkamıyor. Hepsi sığınaklarda. Bize bu dini lütfeden Allah'a hamd olsun ve şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitler ümmetin onurudur. Şehitler ümmetin onurudur. Şehitler ümmetin onurudur. Şehitler ümmetin onurudur. Şimdi Serkan Tüzün kardeşimiz, Alperen Ocakları Genel Başkanı size seslenecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'ın davasının davacısı, yüreğinde tevhid özlemini soluklayan Müslüman kardeşlerim, hepinizi Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlarım. Selamun aleyküm. Bugün burada Siyonist köpeklerin Müslüman kardeşlerimizi katletmesine, karınca misalince tepki göstermek namına buraya toplanan, bedeni burada ama ruhu Gazze'de olan sizlerden Allah razı olsun diliyorum. İslam dinini kuvvetlendirmek namına karınca misalince yola revan olmuş bu kadro Allah'ın izniyle yeniden dünyada ümmet çuğrunun yeniden aşılanması için bayraktarlık edecektir. Anadolu kıtası, Anadolu kıtasında düşmüş İslam sancağı Allah'ın izniyle yeniden Anadolu'dan şaha kalkacaktır. Biz bunun inancı ve muradıyla yola çıkmış ve bu yolda mücadele eden kardeşlerinizsiniz. Bugün mübarek Ramazan ayında hiçbir kutsal olmadan Gazze'de Müslüman kardeşlerimizi katleden Siyonist köpekleri lanetliyoruz. Rahmet ve dua Gazze'de Siyonist köpeklerin karşısında onların attığı mermileri bedenine şehadet çerbesi içmek için çekenler olsun. Lanet ve beddua da
mübarek Ramazan gününde Müslüman kardeşlerimizi katledenlerin üzerine olsun inşallah. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Batı'nın oluşturmuş olduğu hala Siyonist ve Haçlı ruhunu taşıyan insan hakları adındaki örgütlenmeler dünya üzerinde bir tane Yahudi, bir tane Hristiyan'ın teline zarar geldiği zaman dünyayı ayağa kaldırırken, Müslüman kardeşlerimiz 6 aylık kundaktaki bedeller katledilirken seslerini çıkarmamaktadırlar. Bundan sonra Müslümanların ne Avrupa Birliği'nden, ne Siyonist İsrail'den, ne Amerika'dan, ne NATO'dan medet ummak gibi bir gaflete düşmemesi lazım. Allah'ın izniyle Müslümanlar kendi içerisinde oluşturacakları ümmet şuuruyla beraber bütün bunlara ortak tepkilerini göstermesi lazım. İnşallah bu mübarek Ramazan ayında bu uğurdaki dualarımızı Cenab-ı Allah kabul eyler. Ben bu organizasyona desteği olan, tertip eden, öncülük eden ve burada mübarek Ramazan ayında oruçlu güneşin altında Müslüman kardeşlerine destek olmak için buraya toplanan siz değerli kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, marifeti üzerinize olsun. Selamun aleyküm. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah.